Spastik Gamers ekranlarına hoş geldiniz. Sizlerle birlikte Mount & Blade Warband maceramıza devam ediyoruz. Dilerseniz oyuna şöyle bir giriş yapalım. Daha sonra ben neden bu seriyi aksattığımla alakalı bir konuşma yapayım sizlere. Tabii ki çok uzun sürmeyecek bir konuşma, sizin canınızı sıkmayacak bir konuşma. Sıkıldım. Hayır, yani şu anlamda sıkıldım. Bakın arkadaşlar, oyunu neredeyse bitirmek üzereyiz. Yani aşağı yukarı görmüş olduğunuz gibi haritadaki tüm alan bize ait. Sadece büyük bir ölçüde, yani haritanın %20'sini falan kaplayan bir Abbas Halifeliği var. Kalan yüzde, yani %10'unu kaplayan bir Venedik ve Kutsal Roma var. İşte Milan da bunun içerisine dahil. Geriye kalan haritanın %70 kısmı... Keşke konuşabilsem. Geriye kalan haritanın %70'lik kısmı bize ait. Yani arkadaşlar, sürekli herkes bu %70'lik kısımdan tırtıklamaya çalışıyor. Şimdi şöyle düşünün. Bu Osmanlı Devleti'nde de böyle olmuştur. Osmanlı Devleti bir aralar dünyanın üçte ikisine sahipti abi. Düşünün, üçte ikisine sahipti diyorum. Neredeyse dünya hakimiyeti kurmuştu. Daha sonra tüm batılı devletler Osmanlı Devleti'ni bir pasta gibi düşündü arkadaşlar. Ve herkes pastadan bir parça istedi. Kimisi büyük bir parça istedi, kimisi küçük bir parça istedi. İşte aynı durum şu an bizde de mevcut. Bizi pasta olarak görüyorlar. Herkes o pastadan bir parça istiyor. En büyük parça isteyense sanırım Venedikler. Çünkü bize en çok sorunu çıkaran Venedikler. Bu arada yanağımın şu kısmında bir yara var sanki, dudağımın şu kısmında birazcık acı veriyor ama yapacak bir şey yok. Neyse, dilerseniz biz oyunumuza dönelim abi. Hani sıkılmamın sebebi bu. Herkes bizden bir şey koparmaya çalışıyor ve ben yetişemiyorum. Yetişemeyince de birazcık işte sinirim bozuluyor. Sıkılıyorum. Ben sıkılınca da maalesef kayıtta iyi sonuçlar ortaya çıkmıyor. Dilerseniz ben bir kendimi bulayım, sonra kaydı kontrol edeyim. Kendimi bulmam önemli. Aynen, bakın kendimi buldum, tamam. Çünkü şu elemanları sıkıştırıp kelle avcılarını kurtaracağım. Hepsi arbeletçi. Hepsi arbeletçi olduğu için ben önden atlılarla gireyim abi. Atlı askerim var mı? Hayda. Gerçekten çok azmış atlı askerimin sayısı ha. Bir dakika, ben bir kaydı kontrol edeyim de. Tamamdır, sıkıntı yok. Şu an hani esirleri falan görememenizin tek sebebi o alt kısımdaki can, atın canı ve silah barını size gösterebilmek. Ve güzel güzel, sanırım görüntü kalitesi gayet iyi durumda. Abi önden atlılarla girelim. Arbeletli asker de, bende atlı yok ki. Akıncı ile Türkmeni de alalım. Akıncı değişmiş mi, bana mı öyle geliyor? Allah Allah. Moda update gelmiyor ki. Bu arada arkadaşlar, Oynuyorum ekibiyle şöyle ufak bir görüşme yaptım. Hani bazı yanlış anlaşılmalar olmuş. Yani Oynuyorum ekibi candır arkadaşlar. O kadar söyleyeyim. Gerçekten bana çok büyük destek oldular. Daha benim abonem yokken, kanalım daha yeni açılmışken sağ olsun Oynuyorum ekibi kanalında reklamımı yapmama izin verdiler. Hani arkadaşlar, sıfırdan bir yere gelmeniz gerçekten çok zor. Belirli bir kitleye hitap etmeniz gerekiyor. Oynuyorum ekibi o sıralar Saltanatı Selçuklu modunu çıkardığı için Mount & Blade Warband oynayan kitleye hitap ediyordu. Ben de video çektiğim için aynı kitleye hitap ediyordum. Sağ olsunlar, onlar bana izin verdiler. Onların desteğiyle ilerleye ilerleye buralara kadar geldik arkadaşlar. Şimdi tutup da ben kimsenin desteğini inkar edemem. Hani lütfen yanlış anlaşılmasın, işte siz Samet abi üzerinden prim yaptığınız gibi bir olay yok. Eğer bir prim varsa ortada, ben onlar üzerinden prim yaptım. Tabii ki daha önce hani sordum, müsaadeniz var mı böyle böyle bu modun videosunu çekebilir miyim diye. Tabii ki kardeşim, istediğini yapabilirsin dediler. Daha sonra ben böyle böyle hani bu çıkmış olan modun videosunu çekiyorum, bakmak isterseniz buyurun deyip kanalımın linkini attım. O şekilde ilerledik arkadaşlar. Yani ortada hiçbir şekilde birbirinden çıkar elde etme falan yok. Buna bir açıklık getireyim istedim. Bu arada şu kılıç kardeşini de alayım. Abi gerçekten at konusunda bayağı bir kurumuşum ve beyler beyler. Minecraft izleyenler bilirler. Hazır su aldım abi. Yani buna hazır su doldurdum. Geçen çeşme suyunu içtim. Samimi söylüyorum, sidiğimi içseymişim daha iyiymiş. Tabii. Şimdi diyecek olanlar var. Abi sidiğini içsen ölürsün. Yok abicim, ölmüyorsun. O vücutta tekrar devir daim yapıyor. Hani haberlerde izledim. Ankara'da akan suların hiçbirinin uluslararası standartlarda sağlıklı ölçütü yok. Anlatabiliyor muyum? Yani uluslararası standartlarda sağlıklı diyebilecek, ölçütü verebilecek bir kurum yok Ankara üzerinde. Yani şu an nerenin suyu akıyor, nerenin suyu içiliyor bilmiyorum ama gerçekten yani biraz sıkıntı Ankara'nın suları. Haberiniz olsun bu arada, müsaadenizle. Kimse bana tutup da belediye başkanını eleştiriyor, şunu bunu yapıyor demesin. Kimseyi eleştirmiyorum abi. Akan su kötü. Benim yapabileceğim bir şey yok. Anca bir yemeğe kullanırsın. Ne yapayım yani, ne diyeyim? Akan su iyi değil abi.
Ya tabii ki bana kastı bir şey yok ortada yani. Bu Samet video çekecek. O zaman ona kötü su verelim. Yok böyle bir şey yok. Herkese aynı su veriliyor. Neyse abi bu kadar atlı yeter herhalde ya. Ben zaten bayağı bir çene çaldım. Şunları bir yakalayalım da. Oradaki adamları da kurtaralım. Şu an ses çok yüksek. Abi bu oyun her seferinde aynısını yapıyor. Her seferinde bak birazcık soğumamın sebebi de bu. Her seferinde ben bu ayarları baştan yapmak zorundayım. Bu arada bir dakika ya dudağımın şurasında bir şey mi var abi? Yara oldu da orası böyle arada şöyle dilimi değdiriyorum. Yanlış anlamayın lütfen. Cambara falan gözüküyordur umarım. Gözüküyordur yani muhtemelen. Aynen gözüküyor olması lazım. Lütfen de olsa. Şu arkadaşları bir kurtaralım abi. Ondan sonra olaya girelim. Daha sonra ben ne anlatacaktım sizlere ya? Ha, Facebook'ta geçenlerde Anıl'la konuşuyorduk. Anıl'ı biliyorsunuzdur sanırım sayfadan. Anıl Genç sağ olsun kendisi bir blog yazısında beni konu etmişti. Bir forumda yazdığı yazıda sağ olsun. Hani arkadaşlar bu tarz forumlarda falan ismimin geçmesi gerçekten benim hoşuma gidiyor. Bir ara bir sözlükte de benim ismimden bahsetmişlerdi. Şöyle bir 1000 abonem varken gerçekten çok hoşuma gitmişti. Yani hakkımda güzel yazılar okumak. İşin şey yanı arkadaşlar hani böyle reklamdan ziyade insanların sizin hakkınızda iyi bir şeyler düşünmesi güzel bir şey. Bu arada kısa zamanda şu mouse'u değiştireceğim abi. Okul açılsın bizim okul şeyin yakınlarında, Ankamal'ın yakınlarında bizim üniversite. Ankamal'a gidip şey alacağım, bir mousepad falan alacağım. Oranın Ankamal'ın içinde BMX var herhalde yanlış hatırlamıyorsam. O mağazadan gidip alacağım abi. Bilgisayarımı ben oradan aldım hazır bir şekilde. Gayet memnunum. Bir tane de mouse almayı planlıyorum. Mouse'umu değiştireceğim. Kulaklığımdan gayet memnunum. Snoopy marka kulaklık arkadaşlar. Tam olarak markasının modelini bilmiyorum ama 30 liraya almıştım ve hani bundan yaklaşık bir 3 ay kadar önce almıştım. Aynen 3 ay kadar önce aldım ve gerçekten çok memnunum. Tek sıkıntısı arkadaşlar yani tek sıkıntısı birazcık şu konuşacağınız alan dar olduğu için şey yapmak zorunda kalıyorsunuz. Birazcık basını yükseltmek zorunda kalıyorsunuz. Mikrofonun bas ayarınızı yükselttiğiniz takdirde de böyle hani hiç olmadık sesleri alabiliyor. Misal mouse'un klavyenin sesini bazen benim sesimden daha fazla aldığı oluyor. Kayıt yanıyor falan. Onun dışında hiçbir sıkıntısı yok. Gayet memnunum kulaklığımdan. Bu arada iş oyun videosu sunmaktan ekipman tanıtımına döndü neredeyse. Ben sadece benim memnun olduğum araçları size de söylüyorum ki siz de kullanabilirsiniz diye. Eğer böyle bir video çekme projeniz falan varsa. Bu arada kusura bakmayın gerçekten boğazımda bir gıcıklık tarzı bir şey var da tam olarak ne olduğunu ben de bilemiyorum yani isim koyamadım. Şimdi arkadaşlar ben pek bir yere hareket etmek istemiyorum da Budapest'te de düşman grubu diyor. Muhtemelen bu hani bir askerlik düşman grubu falandır ve orayı zaten Padişah Süleyman Şah almış. Bakalım abi eğer büyük bir düşman grubuysa ufak bir düşman grubu diyor ya. Muhtemelen 30 kişi ya da 35 kişilik ordusuyla bir gelmiştir eleman bilemiyorum ya. Sanırım şu 59'luk adamdan kaçıyor diyecektim ki yok 59'luk adamdan kaçmıyormuş kendisi. Abi hani ufak bir düşman grubu diyorsun da ne oldu? Işınlandı mı? Işın hızında mı gitti o? Hiç anlamadım ben olayı. Aynen Andreas Komnenos Noyan. Kardeş merhaba. Ben seninle karşılaşmak istemiyordum ama şu an Maraşel'mişim aslında. Lan orduyu toplayıp takır tukur vursam mı ya? Aslında. Emir takıyorsa olası kız. Az önce adamla konuştum. Sonra mı attın? Bol bol su için abi. Su iyidir. Bol bol su için. Hele ki şu sıcak havalarda. Gerçi Ankara'ya ufaktan soğuk geldi ama. Ya biraz soğudu son birkaç gündür yağmur yağıyor falan iyidir yani. Neyse Anıl'la konuşuyorduk arkadaşlar geçen Facebook sayfası Facebook üzerinden. Ya ben bireysel profilime genelde kimseyi eklemiyorum sakın yanlış anlamayın. Ya yakında ekleyebilirim de bilmiyorum ya hani şu an için sadece özel hayatımı sizden uzak tutmaya çalışıyorum. Ne şekilde? Yani siz oyun videosu izlemeye geliyorsunuz. Benim ergen ergen paylaştığım şarkıları ne bileyim ergen triplerimi falan çekmeye gelmiyorsunuz. Bu açıdan ben böyle ayrı tutmaya çalışıyorum. Yakalayabilir miyim seni? Çok güç. Çok güç. Gerçekten çok asker sayın az. Hızlısın benden. Şurası saldırı altında diyor. Kim saldırıyor acaba buraya? Yakalayamadık sanırsam. Yani bu yüzden eklemiyorum ama işte Anıl bulmuş Facebook adresime falan yazdı. Görüştük böyle. Gerçekten çok hoşuma giden cümleler kullandı. Abi dedi hani kızlar sana hastadır okulda. Nerede? Yani hangi kızlardan bahsediyoruz? Ben niye tanımıyorum bu kızları? Şöyle bir şey var abi.
Hani herkes karşıdakinin hayatının dört dörtlük olduğunu zanneder ya, böyle dört dörtlük olduğunu değil de iyi bir hayat sürdüğünü zanneder. Herkesin sorunu farklı farklı be abi, gerçekten yani şu an dertliyim, efkarlıyım falan kafasında değilim de herkesin sorunu farklı farklı. Bir kere hani yaklaşık ben kaç senedir eğitim öğretim görüyorum? 12 senedir falan sanırsam. Ya 12 senedir ben eğitim öğretim görüyorum arkadaşlar. Bu 12 senedir gördüğüm eğitim öğretim hayatımda hiçbir zaman bir kız bana hayran olmadı. Hani kazara dedim ya, okulun kabadayılarını dövdüm diye, cidden kazara dövdüm. Hani böyle ben kavga etmesini bilen biri değilim. 2 ay boks kursuna yazıldım. Dayak yiyip yiyip eve döndüm. Ondan sonra da sıkıldım. Ya dedim, böyle spor mu olur? Paramı veriyorum, paramla rezil oluyorum kardeşim dedim. Parayla dayak yiyoruz falan böyle. O tarzına, bu arada ben buraya 20 tane köle başını yerleştireyim. Bunlar zaten bayıltmaya yarıyor. Hani gelişmeleri de gerçekten çok uzun sürüyor. Bari kalede savunma olsunlar. Ya ben zaten hani dediğim gibi kavga etmesini bilen biri değilim. Boks kursuna gittim, dayak yiyip yiyip döndüm. Ondan sonra da dedim hani böyle şey mi olur arkadaş, böyle iş mi olur? Çünkü abi hem para veriyorsun hem dayak yiyorsun ya. Ne anladım ben o işten? Neyse işte kazara dövdüm falan. Söylediğim gibi bakın, aralarında dövdüklerimin arasında bir tane çocuk vardı ve o çocuk bizim yan sınıftaki bir kızın eski sevgilisiymiş. Onu aldatmış falan, ayağının dibine düşürdüm. Kızın ayağının dibine vurduğum gibi. Ondan sonra kız bana bir hayranlık duydu ama sevgili mahiyetinde bir hayranlık değil. Şu mahiyette bir hayranlık. Vay o kız vay, odun mu indirdi falan. Yani o maksatla anlatabiliyor muyum? Kimsenin bana hayran olduğu ettiği yok abi. Aksine çok sıradan, çok silik tipli biriydim ben lise hayatımda. Şöyle ifade edeyim. Sürekli bir ortamda istenilen birisi olur. Bir de bir ortamda istenilmeyen birisi olur. Ben genelde istenilmeyen biriydim. Hani erkekler arasında da olsa, kızlar arasında da olsa ben istenilmeyen biriydim. Bu arada şunları tutmak istiyorum. Umarım yakalayabilirim. Çünkü 31 asker hafife alınır bir rakam değil. Yani ben arkadaşlar çok istenilen bir tip değildim. Bizim sınıfta istenilen bir tip vardı zaten böyle. Hani tam ortam için böyle ya gidelim Kızılay'a şunu yiyelim, bunu içelim falan. Benim anladığım gezme tozma anlayışı ne? Benim anladığım ya kanka şimdi sana ihanet ederdim de gerek yok ya, şu an iyi günümdeyim. Benim anladığım parti anlayışı ne abi? Biz dörtle arkadaştık bak. Dört arkadaş. İsimlerini de burada söylememde bir sıkıntı yok sanırım. Muhammed diye bir arkadaşım vardı. Kendisini çok severdim. Birlikte spor kulübüne falan giderdik. Sağ olsun bana destek olurdu zayıflamam için. Hasan diye bir arkadaşım vardı ki Hasan aralarındaki en iyi arkadaşımdı. Bir de Mevlana diye bir arkadaşım vardı. Dört kişiydik biz. Sadece dört kişi. Millet internet kafeye gider, Kızılay'a gider, böyle gezmeye tozmaya falan gider. Bizim yaptığımız neydi biliyor musunuz? Mevlana normalde Kızılcahamam'da oturuyordu. Ama Ankara'dan, Keçiören'den ev tutmuş. Bu arada semt söylemeyecektik sözde ama Keçiören mühim değil zaten, Keçiören de büyük bir yer. Beni asla bulamayacaksınız. Öyle bir kaidem yok abi. Hani bir ara buluşma falan da yaparız da şu an için erken yani. Kızılay'da buluşuyoruz desem 3 kişi oluruz abi. Oturur İskender yer kalkarız yani. Neyse. Mevlana bu Keçiören civarında ev tuttu abi. Bizim okulun yakınlarında böyle. Milletin işte parti anlayışı, gidelim kızlarla dans edelim, müzik dinleyelim falan. Ben, Mevlana, Hasan, Muhammed. Mevlanaların evde. Kızarmış tavuk yerdik yani. Olay bu. Gerçekten çok sıradan biriyim yani. Arkadaşlar üzgünüm. Hakkımda türlü türlü teori ortaya atanlar var böyle. Ya bu mason işte Osmanlı düşmanı, Türklerin kültürünü yok etmeye çalışıyor falan filan. Üzgünüm abi. Hiçbir gizli tarikata üye değilim. Hiçbir bok yemedim. Hiçbir şeye düşmanlık beslemiyorum. Yani çok sıradan biriyim. Kusura bakmayın. Gerçekten böyle türlü türlü hani hikayeler uyduran mı diyeyim, kafasında senaryo oluşturan arkadaşlar var da abi gerçekten çok üzgünüm, vallahi sıradan biriyim ya. Ha keşke öyle bir action durumlar olsa, böyle hani gizli bir tarikat üyesi falan olsam, tamam size de aksiyon olacak, maskesini düşürdük işte o falan diye de, yok lan vallahi normalim ya. Ha sizin gibi yemek yiyorum, televizyon izliyorum, bilgisayar oynuyorum, bunu söylemek doğru mu bilmiyorum, sıçıyorum falan yani öyle. Ne bileyim yani, sıçtım mı da bok sıçıyorum. Uranyum sıçmıyorum ki abi, gayet normal sıradan biriyim. Sadece birazcık kiloluyum yani. Komik şişko. Ay 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 ay. Vallahi kızlarım bana hiç hayranlık duyduğuna şahit olmadım ben moruk. Bir dakika bir su içeyim. Bu mevsimde oruç tutan birinin olacağını zannetmiyorum ki oruç ayı çok geride kaldı. Bu yüzden rahat rahat suyu içiyorum ama bunu gelecek sene Ramazan'da izleyen bana söyleyecek, onu da biliyorum. Gelecek seneye biz kalır mıyız bakalım, kim öle kim kala ya. Ha böyle derler yani sürekli. Kim öle kim kala ya. Aslında doğru, yarını göreceğimizin garantisi yok da. Ne bileyim, ben ileriye dönük planlar yapmasını seven biriyim. Bu arada 31 tane kelle avcısı oldu. Bunun 30 tanesini birazcık asker açısından boş olan bir şehrime yerleştireyim ki
Defans olsun abi, bir dakika ya. Şimdi bakın, benim tehlikede olan size kalemi söyleyeyim. Şu Innsbruck kalem var ya, benim öncelikli tehlikeli olan, tehlikede olan bu kalem. Çünkü bakın, Floransa Kalesi normalde bizim elimizdeydi. Milan Krallığı geldi, burayı ele geçirdi. Doğal olarak sıradaki ilerleyecekleri yer Bologna şehri olabilir. Yahut Staufen Kalesi, Staufen Kalesi'nin akabinde de benim biricik şehrim, yani biricik kalem olabilir. Normalde fetihlere başlarken bildiğiniz üzere buradan başlamıştık. Bu arada şu kızların hayranlık konusuna gelince abi, yani hiçbir kızın bana şöyle dediğini düşünmüyorum. Ya vay be, yine Samet geldi falan, böyle uuu falan. Yani öyle bir şey yok abi. Genelde olan şu: yine mi geldi bu şişko ya? Günaydın diyorum ben, böyle herkese sıcakkanlı yaklaşan biriyim. Günaydın diyorum ben. Hı, günaydın. Hı. Ya tamam ulan, istemiyorsun da bu kadar belli etme. Öküz günaydın dedik, hani benimle evlenir misin mi dedim. O ne triptir öyle ya? Günaydın dedim ya, abartma. Kızlarda da bir de böyle bir şey var abi. Bir trip atıyorlar. Allah'ım, sanki mübarek şey olimpiyatlarda gülle atıyor gibi hararetle atıyorlar o tribi de. Öyle böyle bir şey değil ya. Yani bu kardeşinizin abi kızlar açısından şansı pek de yaver gitmiyor. Açıkçası babama kalsa abi, babama kalsa ben hani bir dakika, şu an anlatacağım da anlatmadan önce bir odaklanmam lazım. Babama kalsa beyler benim, aha burnum tıkandı. Aman Allah'ım. Ufak bir düşman grubu mu? Düşman grubu da nasıl bir büyüklükte? Miktar zarfı, middle into little. Little little into middle nasıl deniliyor tam olarak bilmiyorum da. Mikrofonu kapatabilir miyim? Mikrofonu. Ya mikrofonu kapatmayın. Konuşamadım. Abi ne yapacaktım ben ya? Asker toplayacağım. Gidelim bari şuralardan asker toplayayım ya. Benim İyasa'yla Kiev Kalesi'ne de bir uğrayayım. Hiç uğramadım o kalelere. Ufaktan oraya bir yardıralım abi. Hani beyler, babama kalsa çekiç kemirip çivi sıçmam lazım ama maalesef abi, toz pembe, hani babam böyle beni sürekli sert yetiştirmeye çalışır. Bizim oğlan mı? Çekiç kemirir, çivi sıçar evelallah falan. Hani o tarzda bir şey söylemeye çalışır. Ben nasılım? Aksine sabah uyandım. Merhaba sevgili güneş, merhaba bulutlar falan böyle. Hani toz pembe. Merhaba sevgili televizyon. Böyle kendi kendime konuşurum. Merhaba sevgili masum, bugün nasılsın? Yine bana arıza çıkaracak mısın? Kafasına tükürdüğüm falan tarzında. Ya anlatabiliyor muyum abi? Babamın istediğiyle ben çok ayrı bir karakterim. Yani babamın istediği kriterlerde bir oğlan olamadım maalesef. Yani nasıl böyle oldu ben de bilmiyorum abi. Normalde hani böyle sinirli godumu oturtan biri olmam lazım ama öyle. Yani biz olduk ola ola. Bu arada şu an konuşamıyorum yine. Salonu işgal ettiler. Yok, bu sefer mantı falan kesilmiyor. Ya manta kesilme muhabbeti ne derseniz Minecraft'ın 15. bölümüne bakabilirsiniz. Oo, bugün konuşamıyorum ya, ben bugün dilimi yuttum sanırsam. Minecraft'ın Hard Mode Survival bölümüne bakarsanız eğer, 15. bölümüne, orada bizim bu muhabbeti anlayacaksınızdır. Şimdi gidelim hemen bu İyasa Kalesi ve Kiev Kalesi yakınlarından asker toplayalım. Henüz etrafta ufak tefek düşman grupları tespit edilmiş. Bu arada Anadolu Selçuklu Devleti'ne katılmış tekrar Melik Kılıç Arslan, ama bir kere ayrıldıktan sonra sanırım Melik unvanı elinden alındı. Kılıç Arslan Noyan yapıldı. Böyle bir de kapımın önünde bağırmasanız keşke. Sanki benim kendi kapımın önü ya. Aslında kendi kapımın önü değil, odamın kapısının önü. Komutan Muhnir'i bırakmayacağım arkadaşım. Bir dakika, bir İyasa Kalesi'ne girelim. Belki bir şey... Abi, bir dakika, hatırladım. Benim şu idare hakkını yükseltmem gerekiyordu. Aa, burada da çok az asker var lan. Harbi burada da çok az asker var beyler. Buraya asker koymam lazım. 10 tane Balkan kahramanı koyar mısın canım? Rica etsem. Katolik piyadesi, kölebaşı. Oho, bende de asker kalmamış ya. Şu an arkadaşlar savunma savaşını oynuyoruz ya. Ve okçum kalmamış abi. Bu sebepten dolayı kaleleri güçlendirmeye çalışıyorum. Hani boş da olsa içeride askerler dursun. Bu arada söylediğim gibi dudağımın şurası yara, böyle böyle sapıklık olsun diye yapmıyorum abi. Yara yara. Ondan. Arada bir ıslatmam gerekiyor. Yani sürekli zaten su içiyorum, fark etmişsinizdir. İyasa Kalesi'nde 90 asker oldu. Ben burayı bir 100'e tamamlayayım hacı abi. Ya 100 olsun yani burada. 5 tane de kılıç kardeşi var. Daha sonra 5 tane de köle avcısı mı verse? Avrupa kıdemlisi mi verse? 5 tane de Avrupa kıdemlisi versin abi. Burayı 100'e tamamlayalım.
Şimdi şöyle bir sıkıntı var. Üzerimde fazla asker yok. Umarım yani kalelerim, şehirlerimden birine saldırı gelmez. Çünkü ben yeni ordu toparlayana kadar karşı taraftan bir saldırı almamam lazım. Ve bu arada arkadaşlar ne bileyim ya, şu an bunu konuşmak istedim. Hani ailelerimizin istediği hayatla bizim yaşamak istediğimiz hayat aynı mı acaba? Onu merak ediyorum. Benim doktor mühendis olmamı istedi. Ben sayısal bölümden tiksindiğimden dolayı sözele geçtim. Yani basmıyor abi, kafam fiziğe basmıyor, kafam biyolojiye basmıyor, kimyaya da basmıyor. Ya az biraz matematik yapabiliyordum, yalan yok. Matematik yapmayı seviyorum da hani şöyle bir kanı var bizlerde. Matematiği iyi olanın feni de iyi olur. Nerede? Nerede? Yok abi, benim matematiğim iyi, fenim iyi değil. Hani öyle bir şey mi var, kural kaide mi var? Matematiği iyi olanın feni de iyi olur. Aksi takdirde düdükleriz falan yani. Anlatabiliyor muyum? Ben de öyle bir şey yok abi. Ya benim matematiğim iyiydi, geriye kalan derslerim iyi değildi. Hani babam hep doktor mühendis olmamı istedi. Söylediğim gibi sert böyle. Oo, beyler Budapest'e gitmiş. Aa, Budapest de benim şehrim değildi değil mi? Padişah tarafından alınmıştı. Ama padişah sadece o şehirde benim 35 askerimle tutuyordu orayı. Bak, Zabrek Kalesi'ni de kendisi aldı. Orası da gidecek şimdi. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Benim askerlerim şu an Milan Krallığı'yla karşılaşmak için hazır değil. Bu sebepten dolayı Milan Krallığı'nın şehri terk etmesini bekleyeceğim. Milan Krallığı'ndaki adamlar şehri terk ettikten sonra da gidip askerlere teslim olmalarını söyleyeceğim. Tabii ki bu araya kadar hemen hızlı hızlı tekrar asker toplamam gerekiyor. Bu kontrol yetersizliği de ömrümü çürüttü be. Vallahi ömrümü çürüttü ya. Ha abi, o kontrol yetersizliğini azaltmanın bir yolu varmış. Bari şu gruptakileri bir salayım. Kanka, sana bir sorum var. Bu diyarın kralı olmaya talip olduğumu bildiğini farz ediyorum. Gökler bu dünyada bir sıralama kurmuş ve normalde hükümet indirmekle falan işim olmaz. Ama bence bu toprakların kralları pek güçsüz ve kusura bakmasınlar ama krallığa layık değiller. Bu yüzden krallık tacı daha iyi birine bırakılmalı, sizin gibi. Lezalet koçumsun abi, gerçekten koçumsun. O halde benim davama ortak olur muydun? Tabii ki efendim. Bence siz bu diyarı tek bir çatı altında toplayabilirsiniz. Kanka kesinlikle, bak bu konuda sana katılıyorum. Yani 6 sezondur oynuyoruz. Benim dışımda fetih hareketi yapan yok bizim devlette. Ve sonra krallar ya da nesiller boyunca görülmemiş bir ordu kurabilirsiniz. Bizanslı kargılılar, Pecenek okçuları, Venedik mızraklıları, Arap kılıçlıları, Macar baltacıları ve Türk avcıları. Bu şekilde dağların ardındaki bir zamanlar krallar ya imparatorlarının salladığı tüm diyarları fethedersiniz. Lütfen devam et kanka. Bana birkaç hafta verin efendim ve ben de bu diyarların değerli insanlarına sizin sadece krala değil, bütün kaldıradik toprakları birleştirebileceğinizi anlatayım. Bana kalırsa burada hiç kimse toprakların tamamını yönetecek kapasiteye sahip olmadan kral olamaz. Ve böyle bir kapasiteye sahip olduğunu sadece siz kanıtladınız efendim. Çok iyi kanka, canımsın, kanımsın. Şimdi beyler, sizin pek sevmediğiniz Araman Nizar'la bir konuşalım. Müsaadenizle ben bir yudum daha su içeyim. Dediğim gibi dudağım yara sürekli kuruyor. Geçmiş olsun dileklerini İleten tüm dostlarıma teşekkür ederim. Ya çok da önemli bir şey değil de böyle hani kurumasına sebep oluyor. Konuşurken tam dudağımın şu kısmında kuruluk oluyor. Bunu anlatmalı mıyım bilmiyordum ama yani söyledim abi, beni biliyorsunuz, ben doğal insanım yani, neysem oyum abi. İçemedim lan. Yaraşır. Bu ne lan? Kahramanlığıyla krallık tacını hak edenler çok söyler. Belki Ashabd'ın oğlu Antara'nın hikayesini anlatan şarkıyı bilirsiniz. O an karanlıklardan yükselip darbaha kral olmuş enfes bir hikayedir. Kanka davama ortak olur muydun? Lezalet daha yeni benzer bir göreve gönderildi. Belki de üzerimize çok fazla dikkat çekmemek için bir süre beklemeliyiz. Tamam baba, tamam. Böyle sıra sıra. Pıs 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 pıs. Ya yollayıp pıs pıs, ne bu arada ya? Yollayıp yollayıp getireceğim şimdi. Bir yandan idari hakkımı yükseltmeye çalışırken bir yandan da kaybettiğimiz toprakları geri kazanma davasına düşeceğim abi. Şimdi Fenada köyünden asker alabiliyordum muhtemelen. Alamıyorum. Az önce almış olabilirim belki. Şu askerleri geliştirelim. Ya şu an görmüş olduğunuz gibi üzerimde savaşa girebilecek belirli bir kapasitede asker topluluğu yok. Bu yüzden belli kapasitedeki askerleri oluşturana dek yapmam gereken tek şey beklemek ve fazla fazla asker toplamak.
Floransa Kalesi Anadolu Selçuklularından Padişah Süleyman Şah tarafından kuşatıldı. Süleyman Şah güzel yaptı orayı kuşatmakla ama ve lakin şöyle bir sıkıntımız olduğunu da unutmamalı ki Milan Krallığı hala ilerlemekte ve Konya şehrinde ufak bir düşman grubu diyor. Abi arada böyle bir masum takılma durumu var biliyor musunuz? Gerçekten beni deli ediyor durum. Burası kimin abi? Burası da benim. Anladım. O zaman buraya gelişmiş askerleri koyalım. Gelişmemiş askerleri tekrar üzerimize alalım. Şöyle bak, Papa muhafızını buraya yerleştirebiliriz. Bizanslı çavuşu da buraya yerleştirebiliriz. Bizanslı piyadeyi alalım. Balkan kahramanı en yüksek seviyede zaten. Kılıçlı paralı askeri alalım. Kiralık kılıca dönüşecek onlar. Galiba. Bakalım bir dakika. Kılıçlı paralı asker neredesin? Evet, bunlar kiralık kılıca dönüşüyorlarmış. Avrupa okçusunu alalım. Balkan savaşçısını almıyoruz. Kıdemli Venedik arbaletçisi. Bir tane alabilir miyim? Kıdemli Venedik arbaletçisi daha fazla gelişiyor mu? Aynen, daha fazla gelişiyor. Üstümüze birazcık Kıdemli Venedik arbaletçisi alalım. Abbas okçusu da gelişiyordur muhtemelen. Ama Abbas muhafızı en gelişmiş düzeyde bildiğim kadarıyla. Avrupalı okçuların Haçlı nişancısı olduklarını biliyorum. Katolik piyadesi Papa muhafızı oluyor. Arbeletli paralı asker en gelişmiş. Bizanslı usta nişancı en gelişmiş. Tımarlı okçular en gelişmiş. Abbasi kıdemli okçusu gelişiyor mu bilmiyorum herhangi bir şekilde. Ama hemen öğreniriz. Gelişmiyormuş. Bunları da yerlerine koyalım. Kıdemli Balkan okçusu da gelişmiyor. Ve Venedik keskin nişancılarının da gelişmediğini bilmekteyim. Biliyorum. Biliyorlar. Neyse tamam. Şimdi o halde en gelişmiş adamları yani gelişen adamları buraya bir yerleştirelim. Aa pardon. Kiralık, ha, iki tane de kiralık kılıcım varmış. Gayet güzel. Şöyle yapabiliriz. Bak, Gulan piyadelerini de buraya verebilirim ve Abbasi muhafızını da buraya verebilirim. Bakalım başka ne yapabiliriz? Buradaki asker sayısı kaç oldu acaba? Bir ona bakalım da. 59 oldu. 75'e tamamlamaya çalışacağım. Bu bölümlerde arkadaşlar defansif oynadığımızdan dolayı sürekli kalelerimizi güçlendirmeye çalışacağız. Sanırım üzerimde daha en gelişmiş askerlerden yok beyler. Bu yüzden burası biraz bekleyecek. Hani 59 askerle de olsa biraz beklemek zorunda. Bakalım, aslında kelleci reisini falan koyabiliriz de şuradaki adamlardan koyalım. Zaten yeterince kalabalıklar diyecektim. Tam 60'a tamamlayalım diye koydum. Kaydedelim ve bu arada müsaadenizle bir kaydı kontrol edelim ama önce bir Budapeşte şehrine doğru ilerleyelim abi. Şu an muhtemelen Milan Krallığı evet, mahkumlarından biri kaçmış. Şu Zagreb köyünü almaya doğru ilerliyor. Emer köyü. Budapeşte şehri Milan Krallığı'na ait. 20 askerin bize direnç göstereceğini zannetmiyorum. Hemen kale kumandanıyla görüş deyip teslim olun dedikten sonra şehrin tekrar alınacağına inanıyorum. Ve Budapeşte şehrini tekrar aldık. Budapeşte şehrini tekrar aldıktan sonra Emer köyünden gelip asker toplayalım. Gayet güzel. Hayen köyünü yağmalamışlar. Şu an Zabrek yakınlarında ufak bir düşman grubu diyor ve Selanik yakınlarında bir düşman grubu tespit edilmiş. Bilmiyorum tüm şehirlerime böyle bir şey yapıyorlar. Bakalım kim var? Venedik var, Venedik var, Venedik var, Venedik var. Evet, tüm Venedikliler burada ve hepsi az gelişmiş vaziyette. Zagreb kalesini almak için geldiler muhtemelen ama Zagreb kalesinde benim bıraktığım 35 asker onları püskürtmeye yetti. Oyalamaya yetti. Gulumlar köyüne gidelim, oradan asker alalım diyecektim ki yanılmıyorsam şu an Budapeşte şehrini kuşatmaya çalışacak elemanlar. Aynen, ama hızlılar abi, 2.8'e 3.2. Sanırım yakalayabilirim. Sanırım yakalayabilirim. Hatta şu yaptıkları hatadan sonra kesinlikle yakalayabileceğimi zannediyorum. Ama yakalayamıyorum abi, çok ilginç. 3.0'lı takip ediyorsun, değil mi? Aynen abi, tamam. Yakaladık elemanları. Hemen şu elemanlarla bir dövüşelim. Daha başka ne anlatacaktım ya? Anlatacağım bir şey bulamadım şu an. Bu arada kameranın kadrajından sürekli sapıyor olabilirim. Kamera çok dandik bir kamera. Böyle 15-20 liraya aldım. Kuş yemi satan bir yerden aldım. Aynen. Yemciden aldım. Bizim kuş yemi aynı zamanda teknolojik aletler satıyor. Ne kadar teknolojik denir tartışılır. Hani ortaçağ teknolojisi diyebiliriz. Ortaçağ teknolojisini satıyor eleman. Tabii ki bir hani esnafın Bimex Teknosa kadar teknolojik alet barındırması beklenemez bence. Ha, gidip de esnaftan ya da ne bileyim yemciden tablet alırsanız da elinizde patlar benden söylemesi. Şu televizyonda satılan tabletlerden alırsanız da muhtemelen elinizde patlar abi. 99 liraya dokunmatik telefon mu olur lan?
Ha 99 lira. Yani sırf dokunmak için 99 lira mı veriyorsun? O kısmı anlamadım ben. 99 liraya abi telefon mu olur her şeyi geçtim ya? Hani lan zengin züppesi değilim abi. Hani sürekli cebinde parası olan biri de değilim. Para harcamayı seven biri de değilim ayrıyetten. Pinti herifin tekiyim. Sanırım bu yüzden sevgilim yok. Pinti olmamam lazım. Gidip sevgilime tek taş alayım. Sevgilim yok ki. Olursa tek taş alacağım. Yok lan şimdi dur tutamayacağım sözler vermeyeyim. Talip olan varsa ona göre fiyat konusunda anlaşabiliriz. Yani. Tek taş da olur. Kolye de olur. Gıytırık bir milyoncudan yüzük de takabilirim. Hiç sağım solum belli olmaz. Yani ben kendimi romantik olduğumu zannedip ilkokuldaki sevgilimin parmağına simit takmış adamım abi. Şu küçük simitler var ya. Böyle kuru pasta olarak geçiyor. O küçük simitlerden takmış adamım. Ne yaparsın? Romantiklik anlayışın mı? Yani neler neler yaşadım abi neler neler ya. Böyle sürekli hep fail ama hep fail böyle hiç şey yok. Başarı yok. Esir misin kanka? Kontrol üstümüye kaçmayı başardı. Kervan muhafızını alırım. Tımarlı eri, tımarlı sipahi. Türk köylü milisini ve kervan başını da alırım. Beyler ufaktan bir sanırım yağma yapmamız gerekiyor. Çünkü görmüş olduğunuz gibi erzak hafiften de olsa suyunu çekmiş durumda. Şöyle bir şey yapalım. Bakın Budapest'e yakınlarında tekrar düşman grubu diyor. Tesilye yakınlarında düşman grubu diyor ama ne olur Selanik yakınlarındaki düşman grubu benim tahmin ettiğim düşman grubu olmasın moruk. Çünkü Selanik şehrini vermek istemiyorum. Mahmut'u da vermem size. Avucunuzu yalarsınız. Abi ne oluyor? Abi yine bak sinir taşım oynamaya başlıyor. Yine sinirlenmeye başlıyorum. Kim lan buranın yakınlarındaki düşman grubu? 90 asker varmış burada da ya. Şu yazılardan var ya artık oynadığım oyunu göremiyorum yazılardan. Yeter birazcık az bildirim gelsin ya. Bu ne? Facebook bildirim sistemini geçti arkadaş. Bilmem ne seni Candy Crush'a oynamaya davet etti. Benim gibi bir Mount & Blade oyuncusuna. Candy Crush. Bilemedim. Ha tabii ki okulda falan oynanır abi. Hani okulda ders esnasında her şey mübahtır canım. Dersi dinlemek istemiyorsan her şeyle oynarsın yani. Oynayacak şeylerin listesini ben sana burada yapamam ama kılıçlı paralı asker yapalım. Yani abi bilgisayarda da ben kendi sagamı oynayacağım ya. Öyle de bir şey. Oynayana da saygı duyarım abi. Şimdi tekrar şey diyeyim. Browser tabanlı oyunların düşmanı. Oyunları seks objesi olarak görüyor. Evet. Allah'tan bir bully de hani şöyle bir hani sınırsız özgürlük ver deyip gidip müdür hanımın poposuna elledik yani. Allah'tan direkt kadınları seks objesi olarak görüyor. Canlı yayında da tavuklara tren yaptırdım. Ne diyeceksin? Tavukları seks objesi olarak görüyor. Nasıl bir şeysem artık, abazaysam artık. Her şey seks objesi. Seks objesi. Anahtar lan anahtar. Ne seks objesi? Allah'ım ya Rabbim ya. Beyler bu arada bir dakika ben bir kaydı kontrol edeyim. Ben de çene bol da bu bir de videoda 32 dakika mı? Hı? Evet. Ufaktan kaydı sonlandıralım arkadaşlar. İzlemiş olduğunuz için gerçekten çok teşekkür ederim. Görmüş olduğunuz gibi işte çene çalmayla, bölgeleri güçlendirmeyle falan geçti. İlerleyen bölümde ne yapacağımı konuşayım ve bu bölüm bayağı bir su içtim. İçin abi su iyidir. İçeyim derken boğulmayın da benim gibi. İlerleyen bölümde ne yapacağımı anlatayım. Şimdi direkt buradan Budapest'e şehrine gideceğim. Muhtemelen burasını tekrar alırlar. Yani söylemiş olduğum gibi herkes bizi bir pasta olarak görüyor ve herkes bu pastadan bir parça istiyor. Yine bu bölümde şehirlerimin savunmasını güçlendirmeye çalışacağım. Bakın İyasa Kalesi'ne 100 asker koyduk galiba. Bilmiyorum. Buraların asker sayısını falan güçlendirdik. Tekrar aynı asker takviyesini yapmaya devam edeceğim. Bu sefer şu şehirleri önleme aldıktan sonra zaten ben artık burayla uğraşmaktan vazgeçtim abi. Çünkü burası artık bitik durumda yani. Şu Floransa'yı bak padişah geri almış. İyi iyi. Sevdim bu yaptığı hareketi. Yani şu kilit kısımları abi. Budapest'te, Viyana, Nürnberg falan. Nuremberg pardon. Buraları eğer ben sağlam bir defans yaparsam buralara tekrar gidip Anadolu'dan asker toplayıp ordu kurup saldırı için fırsat doğurabilirim. Ama önce savunma abi. Gelecek bölümde de işte tekrar yine savunmalara odaklanacağız. Bir yandan savunma yapacağız. Bir yandan ben yine çene çalmaya devam edeceğim. Tabii ki siz isterseniz. Öyle yani devam edeceğiz. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Esen kalın. Beğendiyseniz eğer like atarak destek olmayı ihmal etmeyin. Bay bay. Şimdi kapatma tuşunu ara. Neyse kapatma tuşunu biliyorum. Görüşürüz arkadaşlar. Bu ne bu arada? Hani bu ne?
Neyse, görüşürüz.